Alfred Rose inanılmaz bir borç batağındaydı. Bu yüzden kendi kendine sahte bir ölüm hazırlayacak ve şehirden kaçacaktı. Yolda arabasıyla giden bir yabancıyı durdurup önce dövdü. Daha sonra da arabasını ateşe verdi. Ama sonunda yakalandı ve suçunu itiraf etmek zorunda kaldı. Asıl gizemli kısım ise burada başlıyor. Alfred öldürdüğü kişinin kim olduğunu bilmediğini söylüyor. O sıralar William Bridge isimli bir adamın kayıp olduğu duyuluyor. Ve herkes Alfred'in kurbanının onun olduğunu düşünüyor. DNA sonuçlarına bakıldığında ise o olmadığı anlaşılıyor. Ve iki soruyla baş başa kalınıyor. Alfred'in öldürdüğü adam kimdi? Ve William'a ne oldu? Joseph Walker sokağın kenarında yatan birini gördü. Ve bunun Edgar Allan Poe olduğunu anladı. Poe canlıydı ama darmadağın olmuştu ve delirmiş gibiydi. Sonraki 4 gün Poe halüsinasyon nöbetleri geçirmeye devam etti. Ve sürekli bir şeyler sayıklar haldeydi. Resmi olarak menenjit yüzünden ya da beyin tümörü yüzünden öldüğü söylendi. Ancak o hale nasıl geldiğini kimse anlamadı. Ve ölümü hakkında teoriler türetilmeye başlandı. Alkol komasından cinayete, gripten kuduza birçok teori üretildi. Ve hiçbiri kanıtlanamadı. Peki Poe'nun ölüm sebebi neydi? Bu büyük bir muamma. Amerikalı aktör Albert Ducker bir film hazırlığındaydı. Ama nişanlısı tarafından banyoda ölü bulundu. Çıplaktı. Boynundan bir kemerle asılmıştı. Ve gözleri bağlıydı. Elleri de arkadan bağlanmıştı. Bedeninin üzerine rujla yazılar yazılmıştı. Ve kollarında enjektör iğneleri vardı. Doktorlar durumu cinsel bir birliktelik sırasında nefessiz kalıp yanlışlıkla öldüğüne dair yorumladılar. Ama işin garipliği burada başlıyor. Banyonun kapısı içeriden bir zincirle kilitlenmişti ve banyodan başka hiçbir çıkış yolu yoktu. Bütün bunların hepsinin kendine yapıp daha sonra da kapıyı üstüne kilitlemesi ne kadar mümkün olabilirdi? Black Dahlia olarak bilinen Elizabeth Short, korkunç bir cinayete kurban gitti. Garsonluk yaparak geçimini sağlayan Elizabeth, ara vermeye çıktığı işine bir daha hiç geri dönemedi. Bir parkın ortasında çıplak bir şekilde bedeni ikiye ayrılmış olarak bulundu. Ağzının kenarlarında ise 7,5 santim uzunluğunda kesikler vardı. Olay yerinde hiçbir kan izine rastlanmazken genç kızın vücudunda da kan bulunamadı. Yani katil cesedin bütün kanını akıtmış ve ortamı temizlemişti. Katil listesi çok kabarık olduğu için ve yeterli delil bulunamadığı için cinayet gizemini korudu ve suçlu hiçbir zaman bulunamadı. Ünlü ressam Tom Thompson, Algonquin Parkı'nın resimlerini çizmeyi çok seviyordu. Parkın güzelliğine çok saygı duyuyordu ve aynı park onun ölüm yeri oldu. Kanosu ters düz edilmiş halde bulundu ve kanonun içindeki eşyaları bulunurken bedeni hiçbir zaman bulunamadı. Ölümüyle alakalı sayısız teorilerde bulunuldu ama hiç kimse tam olarak nasıl öldüğünü ve kim tarafından öldürüldüğünü çözemedi. Julia Wallach'ın kocası bir sigorta şirketinde çalışıyordu ve bir gün kendisini Coal Trot olarak tanıtan bir adamdan telefon aldı. Telefondaki adam Doğu Menlo Gardens'ta buluşmak istiyordu ve Wallach bir sigorta şirketinde çalıştığı için altında bir sebep aramadan söylenilen yere gitti. Ancak telefonda söylenen adres yanlıştı. Yani öyle bir yer yoktu. Şakaya kurban gittiğini düşündü ve evine döndü. Döndüğünde ise karısı Julia Wallach'ın ağır bir cisimle korkunç bir şekilde öldürüldüğünü gördü. Julia'nın ölümünden doğrudan kocası sorumlu tutuldu. Ancak yeterli kanıt bulunamadığı için serbest bırakıldı. Birçok şüpheli vardı. Ancak ortada ne bir cinayet aleti ne de bir kanıt vardı. Bu nedenle Julia'nın cinayeti asla çözülemedi. Katilin kim olduğu bilinen cinayette gizemini koruyan asıl konu Mercedes olarak da bilinen Eldorado Jane Doe isimli kadının asıl kimliği. İki çocuğuna para gönderebilmek için hayat kadınlığı yapan ve striptizci olarak çalışan kadınla ilgili başka hiçbir bilgiye ulaşılamıyor. Gerçek kimliğini bilen tek kişi ise hem sevgilisi hem katili olan James. Katil kadını Arkansas'ta bir pansiyonda silahla öldürdüğünü itiraf ediyor.
Ancak kimliğiyle ilgili asla konuşmayacağını da ekliyor. Yani iki çocuğu olup olmadığı bile kesin değil. Avustralya'nın Somerton sahilinde ölü bir adam bedeni bulundu. Adam tıraş olmuş, takım elbiseli ve kravatlıydı. Kimliğini belirleyecek hiçbir şey bulunamadı. Sadece ceketinin cebinden bir kağıt parçası çıkarıldı ve kağıdın üstünde "Tamam Şut" yazıyordu. Yani Türkçesi son. Bu Ömer Hayyam'ın Rubailer kitabında yer alan bir söz öbeğiydi. Daha sonralarında bir iş adamı arabasına atıldığını iddia ettiği bir kitapla polise gitti. Kitabın sonunda yer alan "Tamam Şut" yani son kısmı yırtılmıştı. Kitabın arkasında ise bir telefon numarası vardı. Polis telefon numarasını aradı ve bir hemşireyle konuştu. Ama hemşire de herhangi bir şüpheli adamla karşılaşmadığını söyledi ve dava gizemini sonsuza dek korudu. Norveç'in İstal Vadisi'nde yanmış bir kadın cesedi bulundu. Cesedin sadece ön tarafı yanmıştı. Yani yüzü tanınmayacak haldeydi. Üstündeki kıyafetlerin markaları çıkarılmış ve mücevher eşyaları cesedinden uzak bir yere bırakılmıştı. Kimliği doğrulamaya yönelik hiçbir ipucuna rastlanmadı. Daha sonra isimsiz bir bavul bulundu. Bu bavulun içindeki kıyafetlerin de markaları sökülmüştü. Daha sonrasında ise birçok sahte isimle otellere giriş yapıldığı öğrenildi. Bazı tanıkların söylediklerine göre iki Alman askeriyle konuştuğu görülmüş ve bu da acaba casus olabilir mi sorusunu akıllara getirmiş. Kadının kimliği, intihar edip etmediği ya da cinayete kurban gidip gitmediği konusunda bir cevap verilemedi ve dava çözülemedi. Bildiğim kadarıyla bazı SS kasapları iki taraflı çalışan casusları bu şekilde cezalandırıyordu. ...15 yaşındaki Barbara ve 13 yaşındaki Patrika, Elvis Presley'in büyük bir hayranıydı. Ve ilk filminin gösterimine gitmek için annelerine çok ısrar ettiler. Annelerinden izin aldıktan sonra da bir otobüsle yolculuğa başladılar. Bir ay sonra cansız bedenleri bir kamyon şoförü tarafından bulundu. Yapılan otopside herhangi bir bıçak ya da kurşun yarasına rastlanmazken ölüm sebeplerinin dondurucu soğuk olduğu söylendi. Bunun üzerine ölümleri hakkında spekülasyonlar çoğalmaya başladı. Bunlardan birisi de sevgilileri olduğu ve onlarla içmeye çıktıkları hakkındaydı. Başlarına ne geldiği çözülemedi. Kızların cansız bedenleri bulunmadan önce Elvis Presley kayıp kızlara bir mesaj göndermişti. Eğer iyi bir Presley hayranıysanız evinize dönün ve annenizin endişesine son verin. Iowa eyaletinin küçük bir şehri olan Villisca'da eşi benzeri görülmemiş bir katliam yaşandı. Elinde balta olan bir adam, Moore ailesinin evine kilitli olmayan arka kapıdan girdi. Önce yukarı kata çıkıp ailenin babası Jay Moore'u baltayla öldürdü ve daha sonra yanında yatan karısını öldürdü. Daha sonra da çocukların odasına gidip orada da çocukları öldürdükten sonra en aşağıda uyuyan iki kızı da öldürdü. Evden ayrılmadan önce Jay'in kafasına 30 balta darbesi daha indiren katil, aynısını bütün aile bireylerine tek tek yaptıktan sonra kapıyı kilitleyip evden uzaklaştı. Evde saatlerce durduğuna ve sabah 5'e doğru evden çıktığına inanıldı. Birçok şüpheliye ulaşılırken asıl suçlu hiçbir zaman bulunamadı ve dava gizemini hala korumakta. İsveçli Lili bir hayat kadınıydı. Küçük bir apartman dairesi vardı ve tüm işini orada yapıyordu. Lily'yi en son gören kişi, onun gibi hayat kadını olan komşusu Minnie'ydi. Günler sonra Minnie polisi aradı. Çünkü o günden sonra Lily'yi bir daha hiçbir zaman görmemişti. Polis eve geldiğinde ise korkunç bir görüntüyle karşılaştı. Lily'nin cansız bedeni yataktaydı ve çıplaktı. Yüzüstü yatmıştı. Her yer kan içindeydi. Daha kötüsü ise boynunda tükürük bulundu ve vücudundaki bütün kan çekilmişti. Ayrıca kanıyla lekelenmiş bir demir kepçe de bulundu ve polisler katilin Lily'nin kanını içtiğinden şüphelendi. Katil hiçbir zaman bulunamadı. Sultan Abdülaziz 14 sene 11 ay 5 gün tahtta kalmıştır. Bu süre içerisinde meşrutiyet fikrine başta sıcak baksa da sonraları değişip bu fikri savunanlara karşı zor kullanacaktır. Dönemin aydınlarından Şinasi, Namık Kemal ve Ziya Paşa ile padişahlığının ilk dönemlerinde
sıcak ilişkiler kurduysa da Namık Kemal'i Vatan yahut Silistre piyesinden sonra Kıbrıs'a sürgün edecek kadar sertleşmiştir. Ülkedeki meşruti yönetimin gelmesini isteyenlerin yarattığı bu özgürlük havası içinde Abdülaziz'in tahttan indirilmesi konusunda kamuoyu oluşturuldu. Üniversite öğrencileri 10 Mayıs 1876 tarihinde bir protesto yürüyüşü düzenledi. Bundan bir süre sonra 30 Mayıs 1876 Salı günü sabaha doğru saray Hüseyin Avni Paşa komutasındaki askerlerce basıldı ve Sultan Abdülaziz tahttan indirildi. Sultan Abdülaziz tahttan indirildikten 4 gün sonra hapis hayatı yaşadığı Feriye Sarayı'nda sakalını düzeltmek için istediği söylenen makasla iki bileğini keserek intihar ettiği söylense de öldürülmüş olabileceğine dair kanıtlar da vardır.